Merhaba arkadaşlar, ben Mirela. Sizlere bugün Srebrenica hakkında bildikleriniz, bilmedikleriniz, doğru bildiğiniz, sandığınız yanlışları anlatmaya çalışacağım. 90'dan 92'ye gelene kadar Slovenya ve Hırvatistan Yugoslavya'dan koparak bağımsızlıklarını ilan etmişlerdi. Slovenya kısa bir gerilim yaşamıştı, sadece 6 kişi ölmüştü. Hırvatistan ise Vukovar gibi acı bir katliamı tecrübe etmişti. Savaş başladığında birçok zaferler kazanıldı. Ama çok acı bir şeylerde de yaşandı. Foça, Bielina, Prijedor, Zvornik, Višegrad, Ahmići, Uzborak, Tuzla katliamları yaşandı. Bunlar birçoğu etnik temizlik olarak kayıtlara geçti. Fakat bir tanesi vardı ki içinde bulunduğumuz çağda asla yaşanmaması gereken çok acı bir hadiseydi. Srebrenica soykırımı. Srebrenica, Sırbistan sınırına yakın olması sebebiyle yıllarda kuşatma altındaydı. Ve bilinen aksine Birleşmiş Milletleri tarafında soykırımın yaşandığını 95 yılında değil, 92 yılında güvenli alan ilan edilmişti. Tuzla-Srebrenica koridoru Sırplar tarafından kapatıldığı için orada yaşayan Boşnaklarla irtibat kesilmiştir. Coğrafi şartlar ve ordunun kısıtlı imkanları gibi engeller vardı. Sırplar üç koldan bastırıyordu. Yugoslav ordusu, YNA, Sırp Cumhuriyeti ordusu hem de Çetnikler. Bosna Hersek ise çok etnikli bir ordusu vardı. Armiya Republike Bosna Hersegovina. Boşnakların çoğunlukta olduğu ama her milletin insanın yer aldığı olmuşumdu. İmkansızlıklara rağmen inanılmaz bir direnç gösteriyorlardı. Sırplar savaş boyunca ve savaş esnasında birçok propaganda yaptılar. Mesela Markale katliamı olarak bilinen Saraybosna Halk Pazarı katliamını Boşnakların bilerek savaşı durdurmak için yaptıklarını söylediler. Aynı şekilde Mostar Köprüsü'nün Boşnakların yıktığı iddia eden Hırvatlar da olmuştur. Savaş sırasında Alya'nın Bosna'yı aşırı dinçlerin merkezi yaptığı söylentileri de yayılmıştır. Çeşitli videolar haberler kanalına servis edilmiş ve provokasyon yapılmıştır. Aslında burada amaçlarını kısmen de olsa ulaşmışlar ve ordudan kopanlar olmuştur. Fakat Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi Bosna'ya cihad etmeye gelen sayıları en fazla 3000 olarak değerlendirilen bu mücahidlerin hiçbir savaş suçu işlemediğinin karar vermiştir. Birleşmiş Milletler askeri Nick Comeron şöyle demiştir. Batı kamuoyunda bu savaşçıların radikal İslamcılar olarak algılanmasına karşın bu insanların çoğunluğunu ibadet etmeyen, dini hassasiyetleri ve aşırılıkları olmayan insanlardı. Bunların arasında başka ülkelerden gelmiş mücahitler de yoktu. Sırplar Srebrenica'ya karşı savunma olarak Krajina katliamını gündeme getirmiştir. Kravitsa'da Sırp sivilleri hayatını kaybetmiştir. Fakat savaş mahkemesi bu katliamın bütün sorumlusunun Armiya Republike Bosna Hersek yani Bosna ordusu olamayacağına söylemiştir. Aynı mahkeme o bölgede bulunan Boşnak mültecilerinin Sırp aborusu yüzünden ölmek üzere olduklarını da kayıtlar geçirmiştir. Yani Bosna ordusu Krajina'ya girmiştir fakat amacı koridoru açıp kendi halkına yardım etmektir. Kasten sivil öldürmek, tecavüz gibi vakalar Bosna ordusuna olmamıştır. Bu tür propagandalar halen yapılmaktadır. Sizlere muhalif duruma düştüğün tartışmalarda savunulan bir şey var. Alya savaşın durması ve NATO desteği için Bill Clinton'a ile anlaşılarak Srebrenica'yı feda etmiştir. Buna kanıt olarak da Srebrenica polis şefi Hakia Miholic'in Alya'nın Srebrenica'yı teslim etmeleri ve 10 bin erkeğin kurban verilmesi halinde NATO'nun savaşa müdahale edeceğini kendisine söylediği iddia etmesi vardır. Fakat Hakia Miholic bunları savaş bittikten sonra SDA partisinin en büyük rakibi olan SDP'ye geçtikten sonra söylemiştir. Politikada da dürüstlük yoktur. Şimdi size en çok tartışılan konudan Nasser Oruç'tan bahsetmem gerekiyor. Yıllarca Srebrenica'yı müdafaa eden bu komutan gerçekten de kahraman mı? Öyleyse Srebrenica düşmeden 3 ay önce orayı neden terk etti? 92'de başlayan savaş başkenti Saraybosna neredeyse 4 yıl kuşatma altındaydı. Sırplar için başkenti ele geçirmek çok önemliydi. Başkenti düşmesi demek savaşın bitmesi ve kesin zafer demekti. Fakat önemli stratejik bir plan daha vardır. Drina hattı boyunca Sırbistan sınırı olan Srebrenica, Jepa ve Goraždaj'ı ele geçirmek. Nisan 1992'de Srebrenica üzerinde saldırı alanını yoğunlaştırdılar. Sırplar Büyük Sırbistan kurma hayalini gerçekleştirebilmek için nüfusun 1/4'ü Müslüman olan bir kasabayı ele geçirmek ve etnik olarak burayı temizlemek istiyordu. Bu saldırıları gören Boşnakların büyük bir kısmı Srebrenica terk etmeye başladılar. Bu Sırpların her zaman işine gelen bir şeydir.
Böylece Boşnak nüfusu azalacaktı. Tabii Boşnakların hepsi Srebrenica'yı terk etmedi. Bir avuç Boşnaklar ellerine geçirdikleri tüm silahları alarak ormanda saklanmaya başladı. Bu grup saklandıkları yerde arkanın ağır silahlara donatılmış askerlerle birlikte Srebrenica girişini izliyordu. Arkan ve kaplanları Ödemen'de kasabalara baskın yaparak, sivil halkı hedef alarak civarda bulunan insanlara korku yaymaya çalışıyordu. Böylece insanlar korkup köylerini ve kasabalarını terk edecekti. Sonunda saray basını tarafından ormanda saklanan bu gruba bir lider tayin edilmişti. Nasser Oriç. Oriç artık Bosna Hersek ordusuna katılmıştı. Sırp milleti için ana dayanını olan Kosova Savaşı'nın 600. yılına denk gelen 28 Haziran 1989 tarihinde Milošević Gazmenistan Ovası'ndan toplanan 1 milyona yakın Sırp topluluğa hitap ediyordu. Oriç orada Yugoslavya'nın Sırp tarafından yok edileceğini anlamıştı. Gazmenistan mitingi onun için bir dönüm noktasıydı. Kosova'da olup bitenleri Sırpların silahlanmasını ve yaklaşmakla da olanan tehlikeyi anlatmak için Bosna'ya geri döndü. Ne yazık ki saldırılar Bosna'da başlayana kadar kimseyi kendine inandıramadı. Alya'nın en büyük hatalarından biriydi de bu. Oriç etrafı Sırp bölgeleriyle çevrileri olmasına rağmen direnişi örgütleyip Srebrenica'ya bütün olarak Boşnak bölgesi haline getirecek planlarını yapmaya başlamıştı. Bu direniş sayesinde Srebrenica Sırpları 1995 yılına kadar ele geçirmedikleri bir kale konumuna gelmişti. Sırplar oldukça kızdıran bu durum Oriç'in bir kahraman haline gelmesine ve ismin adeta bir efsaneye dönüşmesine yol açtı. Oriç'in deneyimsiz halktan oluşturduğu birliğiyle Srebrenica'yı bu şekilde ele geçirmesi Boşnaklar için büyük bir zafer. Fakat Oriç'in en başında beri yaptığı şey aslında zaman kazanmaktı. Ne olursa olsun Boşnakların amacı kuşatma altında yaşadıkları sefalet ve perişanlığı duyarak Birleşmiş Milletleri ve Batı ülkelerini münadele etmeye zorlamaktı. Az önce bahsettiğim Srebrenica saldırısı Sırpları iyice kızdırmıştı. Artık Nasır'ın kellesi isteniyordu. Ratko Mladić derhal tanklarını ve toplarını gönderdi ve Oriç'in adamlarını geriye püskürttü. İlerleşine devam eden Mladić köyleri ve kasabaları tek tek ele geçirecek Srebrenica iyice yaklaştı. Bundan sonra Srebrenica'ya top ve mermi yağmuru başladı. Srebrenica'da tekrar dehşet ortamının oluşması çok sürmedi. Etrafı Sırp topçular ve zırhlı birlikleri tarafından çembere alınan kasaba, Sırpların etnik temizliğinden kaçan insanları hücumuyla nüfusunun birkaç katı insan bandırmaya başladı. Kasabın 8 bin olan nüfusu kısa sürede 50 binlere yükseldi. Artık kolay hedef durmadılar. Abluk altına alınan Srebrenica'ya hiçbir şekilde gıda, temizlik, ürünü, ilaç giremiyordu. Birleşmiş Milletler raporlarında şöyle yazıyordu. Bizim bildiğimiz anlamda yiyecek bulmak mümkün değil. Birleşmiş Millet Mülteciler Yüksek Komiser Sadako Ogata, Birleşmiş Milletler'in Genel Sekreteri Boris Gali'ye gönderdiği acılı içerikli bir yazıda. Burada gözümüzün önünde cereyan eden bir katliamı hiçbir şey yapmadan seyrediyoruz diyor. Ve Srebrenica'nın acilen boşaltılmasını öneriyordu. Bu en başından beri Sırpların istediği bir şey olduğu için başta Alija Izetbegović olmak üzere Boşnak liderleri tarafından bu teklif kabul edilmedi. Srebrenica'nın tahliyesi Oriç ve ekibi için bir yıkım olacak. Savaşta en büyük destekçileri olan gönülleri kaybedeceklerdi. 10 Mart'ta 93 General Filipe Morlin, Mladić'ten izin alarak Srebrenica'ya giden bir yardım konvoyuyla birlikte Srebrenica'ya girdi. Srebrenica sokaklarından insanlık dışı şartlarda yaşamayan, çalışan Boşnak mültecilerin durumu kontrol etti. Morlin ateşkes için çabalayacağını ve bazı yardım konvoylarının şehre girişine izin vermeleri için Sırplarla görüşeceğini söyledi. General daha sonra asıl niyetini Srebrenica askerler arındırılmamış bir bölge haline getirebilir şeklinde belirtecekti. Oriç ve ekibi bu teklifleri beğenmediler çünkü aldıkları cevaplardan daha fazla soru kafalarında belirtmişti. Eğer Boşnaklar silahlarını teslim ederse kasabayı Sırplardan kim koruyacaktı? Bütün bunlar yaşanırken Sırplar Srebrenica civardaki köyleri bombalamaya ve birer birer ele geçirmeye devam ediyorlar. Ve gitgide Srebrenica'ya yaklaşıyorlardı. Oriç ve komutanları Saraybosna'daki siyasi liderlere görüştüler. Kendilerini bu teklifleri kabul etmekten başka yapacak bir şey olmadığını söylendi. Ve belki de bu sonun başlangıcı oldu. Oriç Morlin'e Birleşmiş Milletler'in koruması altında açık bir kasaba ilan edilip edilmeyeceğini sordu. Morlin ise şartlarını söyledi. Bazı polisler hariç kasabada kalmak isteyen erkekler ellerindeki silahları Birleşmiş Milletler'e teslim etsinler, savaşmak isteyenleri ise tepelere çıksınlar. 19 Mart'ta Sırplar nihayet bir yardım konvoyunun kasaba girişine izin verdiler. Gelen kamyonlar umutsuz insanların hücumuna uğradı.
yiyecek ve ilaçlar kamyonlara da indirildi. 700'e yakın kadın ve çocuk kamyonlara doluşmuşlar. 26 Mart'ta Morilon, Belgrad'da Milošević ile yaptığı görüşmede Srebrenica'ya gıda girişine ve isteyenlerin kasabadan tahliye edilmesinin izin verilmesi konusunda anlaştılar. Kasabaya yardım getiren ve geriye 700 kişi götürmesi planlanan kamyonlar bu sefer 2400 kişi bindi. Mladić kasabayı daha çabuk boşaltmak için günde 300 kamyonun gönderilmesini istiyordu. Boşnaklar kasabanın Birleşmiş Milletleri korumasının altına güvenli bölge olmasını istiyorlardı. Ama tahliller bu hızla devam ederse yakın zamanda burada hiç sivil vatandaş kalmayacaktı. Sivilin olmadığı bir kasabada Birleşmiş Milletlerin askeri güç bulunur musunu anlamsızlaşacaktı. 26 Mart'ta Boşnak askerler iç Boşnak mültecilere dolu konvoyunun yolunu keserek geri Srebrenica'ya gönderdiler. Roller değişmişti. Morilon yıllar sonra kendisi ifadesiyle 1992 ve 93 yıllarında hemen hemen her hafta Mladić ile görüştüğünü itiraf edecekti. BM nihayet 16 Nisan 93 yılındaki olağanüstü toplantının ardında yayınladığı 819 sayılı kararla Bosna'daki alt bölgeye güvenli bölge ilan etti. Birleşmiş Millet daha sonra yayınladığı 836 sayılı karar Srebrenica'nın her ne şekilde ne olursa olsun koruyacağını garanti altına alıyordu. Fakat böyle olmadı. Kanada hafif silahlarla donatılmış 140 askerini gönderdi. Sonra ise 570 Hollandalıları asker Kanadalılardan bu görevi teslim aldılar. Savaş boyunca Çetinkilerin korkulu rüyası olan Nasser Oric, Srebrenica güvenli bölge ilan edildikten sonra ordunun siyahlaştırılmasıyla birlikte tepelerde görev yapıyordu. Nisan ayında General Rasim Deliç'in emriyle Tuzla'ya döndü. Bir eğitime katılması isteniyordu. Bu arada geçici bir ateşkes ilan edilmiştir. Birleşmiş Millet hava saldırı kararı almıştı fakat Bosna'daki barış gücünün komutanı Fransız General Bernard Janivier, Sırpların rehin aldığı çoğu Fransız olan 350 kadar Birleşmiş Milleti askeri yüzünden hava saldırısına karşı çıkıyordu. Janivier krizin müzakereli yoluyla çözüme kavuşturabileceğini söylüyordu. Bir ay sonra Janivier ve Mladić Dvorník'te yaptıkları bir görüşmeden sonra Sırplar rehinleri serbest bırakmaya karar verdiler. Janivier bu görüşmede Sırpların saldırılarını durduklarını takdirde NATO'nun bir hava saldırısı düzenleyeceğine garantisini veriyordu. BM adına Mladić ile birlikte Janivier, Srebrenica'nın halkını ölüme mahkum ediyordu. Bu esnada Bosna ordusu Hırvat güçleriyle birlikte büyük bir operasyona hazırlanıyorlardı. Operasyonun ismi Deblokada Sarajeva'ydı. Sırplar bir tarafta BM'nin ihaneti, öbür tarafta Saraybosna ablukasını ortadan kaldırmak isteyen Bosna ordusunun Srebrenica ile irtibatının neredeyse kesilmesini fırsat bilerek 2 sene önceki gibi Srebrenica'yı tekrar bombalamaya başladılar. Sırbistan'dan gelen ağır silahlarla saldıran Sırp askerleri yanı sıra arkanın parametreleri Sırp çeteleri de dağlarda görülmeye başladılar. Ancak Sırplar bu kuşatma esnasında yalnız değillerdi. Ratko Mladić askerlerine yaklaşık 100 Yunanlı, Rus ve Ukraynalı gönüllü de katılmıştı. Gelişmelerden hem CIA'nın hem BM'nin bilgisi vardı. General Rupert Smith, Sırpların Srebrenica'yı ele geçirmek için büyük bir saldırıya hazırlıktan istihbaratını almıştır. Bu istihbarat ya aktarmalıydı veya BM yetkileri bu tehlikeyi umursamadılar. 7 Temmuz'da Sırplar Hollandalı askerleri tehdit etmeye başladılar ve 30 kadarını tekrar rehin aldılar. Srebrenica halkına yönelik bir saldırı olmayacağını düşünüyorlardı. Bu saldırıdan sonra Srebrenica yakınlarına yeni bir savunma hattı oluşturdu. 10 Temmuz'da Mladić bu yeni savunma hattına saldırdı. Bunun üzerinde Hollandalı birliğin komutan Tom Kermans, NATO'dan hava desteği talep etti. Janivier buna da karşı çıkarak hava saldırısına gerek olmadığını söyledi. Böylece Srebrenica savunmasız ve Sırp askerlerin infasına terk edilmiş oluyordu. Ertesi gün hem Srebrenica'ya saldırı hem de sonraki bir soykırımı bizzat yöneten Sırp General Mladić Srebrenica yakınlarda görüldü. Ve ertesi gün 11 Temmuz 1995'te ve unutamadığımız 8372 Srebrenica'daki insanlar yakın tarihte şahit olunan en berbat saldırıyla karşı karşıya kalarak soykırıma tabi tutuldular. Olaylar olduktan sonra keşke denilecek çok şey var. Keşke siviller tahliye edilseydi. Keşke Oric gitmeseydi. Keşke Boşnak ordusu orada olsaydı. Ama keşke ile olumlu cümle kuramazsınız. Katliam önlenebilir miydi? Başka şeyler yapılabilir miydi? Bu zamandan o güne bakarak pek çok şey söyleyebiliriz. O anı bizler yaşamadık. Fakat hem Aliya hem de Oric için ellerinde geleni yaptıklarına inanıyorum. İmkansızlıklar, insanlara olan güven 11 Temmuz'a neden oldu.
Srebrenica'da Altıoğlu'nu toprağa veren anne için, umutsuzca oğlu Nermin'in yanına çağıran Baba Ramu için, doğduğu gün öldüren Fatima bebek için bunların hiçbir önemi yok. Savaşın asaleti yoktur. Sizlerden sadece Srebrenica'yı unutmamanızı ve ölenlere rahmet dilemenizi rica ediyorum.